Sayın Cumhurbaşkanı'nın son dönemde itaat edindiği, alışkanlık haline getirdiği bir şey var. İstediği konuyu istediği kadar gündemde tutuyor. Girmek istemediği konu da ülke yangın yerine dönse girmiyor. 5 gün oldu arkadaşlar, 5 gün. Sayın Selçuk Özdağ'ın o temiz kanı o sokağa ve arabaya döküleli 5 gün oldu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan kamuya dönük bir açıklama yok. Ama 3 kişi onu eleştirirse hemen terörist diye konuşmaya başlar. Herhangi bir yerde birisi bir soru sorsa ey diye hitap etmeye başlar. Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman konuşacaksınız? Şimdi konuşmayacaksanız sizinle birlikte de siyaset yapmış bir insanın kanı Ankara sokaklarına düşmüşse ve siz konuşmuyorsanız ne zaman konuşacaksınız? Biz gençliğimizden beri beraber aynı temel mesajla büyümedik mi? Dicle kenarında bir kuzu kaybolsa hesabı Ömer'den sorulur diyen bir Ömer ahlakıyla büyümedik mi? Sayın Cumhurbaşkanı, ben Dicle kenarında aziz vatandaşlarımızla kucaklaşırken Ankara'da başkentin göbeğinde bizim genel başkan yardımcımız öldürme kastıyla, cinayet kastıyla saldırıya uğradı. Ne zaman konuşacaksınız? Dicle kenarında kuzu kaybolmadı. Ankara meydanında bu milletin güvenliği, izzeti, refahı, huzuru kayboldu. Ne zaman konuşacaksınız? Yetmedi. 2 gazeteci son bir hafta içinde darp edildi. Dün Sayın Orhan Uğuroğlu'nu gece ziyaret ettim. Bütün olayın teferruatlı şeyini aldım. Bilgisini de aldım. Geçmiş olsun diyorum. Afşin Bey'e de geçmiş olsun diyorum. Onu da inşallah ziyaret edeceğiz. Ve 3 gazeteci. Sizin ortağınız olan Sayın Bahçeli tarafından açıkça tehdit edildi. Sayın Elif Çakır, Sayın Taha Akyol, Sayın Yıldıray Oğur. Şimdi buradan soruyorum. Dicle kenarındaki kuzular kıymetlidir de. Ankara'da, İstanbul'daki siyasiler ve gazeteciler sizin hatırınıza hiç gelmiyor mu ki bunların çoğunda da şahsen tanırsınız? Siz sorumlusunuz. Ankara sokağından siz sorumlusunuz. Ben bu ülkede başbakanlık yaptım. Bu sorumluluğun ne olduğunu bilirim. Siz sorumlusunuz. Hesap sorması gereken sizsiniz. Hesap vermesi gereken de sizsiniz. Şimdi hesap sormanız gereken 2 kişi söyleyeceğim size. Bir, Sayın İçişleri Bakanı bir çağırın. Şöyle bir çağırın. Ve deyin ki, hangi bilgiyle Sayın Özdağ'a yapılan saldırının bireysel bir tepki olduğunu söyledin. Şu bilgileri bana da ver de ben de paylaşayım kamuoyuna deyin. Ben Sayın İçişleri Bakanı da muhatap almam. Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Net cevap istiyorum. Bu bireysel bir tepki midir ve mazur mu görülmelidir? Asayiş olay mıdır? Sıradan bir adi olay mıdır? Yoksa organize, senkronize bir terör faaliyeti midir? Ben size söyleyeyim kanaatimi. Milletin de kanaati budur, vicdanın da kanaati budur. Bu organize ve senkronize bir terör faaliyetidir. Çünkü aynı anda eğer bir siyasetçiyle bir gazeteci 2 gün önce, 3 gün önce yayınladıkları bir röportaj dolayısıyla aynı anda, aynı saatlerde 2 saat arayla saldırıya uğramışsa buna organize suç denir. Buna organize suç denir. Ve dün Sayın Orhan Uğuroğlu'nun anlattığıyla söylüyorum. Orhan Bey'i 7-8 saat ifade için bekletiyorlar. Sonra suçlu tespit ediliyor. O suçlular gözaltında 4-5 saat bile kalmadan bırakılıyor. Mağdurun ifadesinin 8 saatte alınıyor da suçlular 4 saatte nasıl tutuksuz gözaltına hemen gönderilebiliyor? Kimdir onların arkasındakiler? Biz o gençlere biraz sonra mesaj vereceğim. Biz onlarla ilgilenmiyoruz. Bu memlekette de dünyada da hep piyonlar oldu. Piyonlara dikkatini çekenler şahmat diyemezler. Biz o piyonların arkasındakilere sesleniyoruz. Siz de seslenin, araştırın. Çünkü böyle piyonlar kullanılmaya başlandığında nerede duracakları belli olmaz. Kimin hangi piyonu ne zaman kullanacağı da belli olmaz Sayın Cumhurbaşkanı. Önce İçişleri Bakanı'na bir sorun. Eğer herkes böyle bireysel tepkiyle silahlarla, sopalarla birbirine girecek olursa siz kamu düzeni nasıl sağlayacaksınız? Nasıl hesap vereceksiniz? Siz Cumhurbaşkanısınız. Oy isterken bana yetki verin, bakın görün Türkiye nasıl uçacak diyeceksiniz. Sonra Ankara sokaklarında kurşunlar, sopalar uçuşacak ve siz sessiz bir şekilde 5 gün bekleyeceksiniz. Biz buna sessiz kalmayız ve biz bunu unutturmayız. Sonra çağırın Adalet Bakanınızı.
Tamam, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı da Sayın Özde aramış. Tamam, orada bitiyor mu vazifeleri? Bu ülkede ilk kez belki de iki milletvekili yürütülmekte olan bir soruşturmayla ilgili Cumhuriyet Başsavcısını açık bir şekilde tehdit etti. Sorun Adalet Bakanı, ya nerede yaşıyoruz? Bu Cumhuriyet Başsavcılarının önünde Cumhuriyet ifadesi var. Cumhuriyetin teminatı altındalar da onun için Cumhuriyet ifadesi var. Kim bunları tehdit ediyor? Sayın Bakan, bir bakın şunların hesabına deyin bakalım. Bir soruşturma başlattınız mı? HSK'yı bütün yetkileriyle üstünüze aldınız. Kimse HSK'ya şey yapmasın. Birinci derecede cevap vermesi gereken Sayın Cumhurbaşkanı'dır, Sayın Adalet Bakanı'dır. Ne yaptınız bu savcıları tehdit edenlere? Hangi işlemi başlattınız? Kim Cumhurbaşkanı hükümetinde de tarafsız ve bağımsız yargı diyorsun? Neresi tarafsız, neresi bağımsız? Yargıyı, adaleti ipotek altına almaya kalkışanlar olursa Dicle kenarındaki kuzun hukuku korunabilir mi? Kendinize gelin. Sayın Cumhurbaşkanı, bunları yapamayacağınızı ben biliyorum. Niye yapamazsınız biliyor musunuz? Geçen gün söyledim, birçok şey ortaya çıktı. Çünkü vesayet altındasınız. Maalesef, üzülerek söylüyorum, birkaç yönü vesayet altındasınız. Mesela, Uygurlardan bahsedemezsiniz. Dünya Uygur meselesi dolayısıyla, oradaki soydaşlarımıza, kardeşlerimize baskı dolayısıyla Sayın Bahçeli de bahsedemez, o da soykırım ilanları yapıyor. Birçok ülke parlamentosu, bizim parlamentoda bile konuşmanıza izin vermiyor. Çünkü üzerinizde Perinçek vesayeti var, 28 Şubatçıların vesayeti var. Ha arkadaşlar, bu arada bir şeye sevindim. Ben Fenerbahçeliyim. Hani Galatasaraylar, Beşiktaşlar, Gücem. Hey, bütün şeyi tutar. Şimdi Mesut Özil geldi. Fenerbahçelerde çok mesut, hepimiz de mesuduz. Ümit ederim ki Mesut Özil bir gün Cumhurbaşkanı'na karşılaştığında şu Uygur meselesini bir anlatır da biz anlatamıyoruz ona. Belki Mesut anlatırsa onun hatırına dinler de bir gün sesi çıkar. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. İngiltere Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu, Amerikan Kongresi hepsi Uygur meselesinden bahsedecek. Siz burada milliyetçilik, yerlilik, millilik taslayacaksınız. Mesut Özil kadar Uygur meselesini konuşmaktan imtina edeceksiniz. Mesut'a çağrım şu, futboldaki o güzel, ahenkli oyununu insan haklarında da göstermeye devam et ve her gün Uygurlardan bahset ki şunların kulağındaki pas bir silinsin. Buna tekrar döneceğim. Yine yapamazsınız. Çünkü reform dersiniz, reformun hakkını veremezsiniz. Niye veremezsiniz? Bahçeli ipoteği var. Ankara'da Selçuk Bey'e atılan kurşun, çekilen silah, vurulan darbeler size vuruluyor. Denmek isteniyor ki kardeşim sen öyle özgür bir şey biri değilsin, yetki sahibi değilsin. Reformdan falan bahsetme, hukuktan da bahsetme. Hukuk reformu, aynı gün Cumhurbaşkanı hukuk reformundan bahsediyor. Ya nasıl bir hukuk reformu? Kim inanır sana? Kim inanır? Ankara'nın göbeğinde bir genel başkan yardımcısına sopalı saldırı olacak. Birileri onları açık bir şekilde savunacak. Birileri bizim delimiz var diyecek. Birileri onu diyecek. Birileri bunu diyecek. Sen sonra prompterdan, yazılan metinlerden, hukuktan bahsedeceksin. Hukuk reformunu yaptırmazlar. Yaptırmazlar. Çünkü Bahçeli'nin vesayeti altındasınız. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi değil bu arkadaşlar. Biraz İstihsa olacak ama bu Cumhurbaşkanlığı kayyum sistemi. Ankara'ya da getirdiler bunu. Cumhurbaşkanlığı makamı özgürleştirilmeli Sayın Cumhurbaşkanı. Kendinizi özgürleştirin. Vicdanınızı dinleyerek konuşun. Vicdanınıza bir gün yalnız kaldığınızda sorun. Eğer AK Partili biri, bir eski siyasi, yeni siyasi, hatta sıradan bir teşkilat üyesi, Cuma namazına gitmek için abdestini almış sokağa indiğinde saldırıya uğrasaydı, siz o saldırganlar için ne ifadeler kullanırdınız? Peki, Selçuk Özdağ'ın kanı herhangi bir vatandaşın kanından daha mı az değerli? Onun gittiği Cuma namazı değerlerinden daha mı az değerli? Cuma namazını zikretme sebebim, hani o andan itibaren insanlar, o gençler de muhtemelen belki de Cuma namazı, orada saldırı yaptıktan sonra Cuma namazına gitmeye kalkmışlardı. Arkadaşlar, bu nasıl bir kültür? Bu nasıl bir maneviyat? Önce kan dökeceksin, sonra millilik, yerlilik vesaire taslayarak bir takım sloganlarla yapacaksın. Ya bu nereye gidiyoruz?
O gençlere ayrıca bahsedeceğim. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, özgürleşin, özgürleşin. Çok zor biliyorum ama özgürleşin. İki şeyden özgürleşin. Üzerinizdeki vesayetlerden, bir de etrafınızdaki liyakatsiz ve altını çizerek tırnak için alarak söylüyorum, düşük profilli liyakatsiz dal kavuklardan özgürleşin artık.